10 soruda Tarık İster'le birlikteyiz. Müzik On Air kanalına hoş geldiniz. Michael Kuyucu'da birlikteyiz ve 10 soruda bugün Tarık İster'le. Sevgili Tarık, hoş geldin. Hoş bulduk. Son yılların yıldızı parlayan aranjörü. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Gayet güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Gerçekten parladığını düşünüyor musun sen? Güzel güzel. Gerçekten güzel gidiyor. Yani en azından ismi duyuyoruz ve güzel evet. işleri de duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve her zaman söylüyorum, piyasanın yeniliğe ihtiyacı var. Sirkülasyona ihtiyacı var. Evet. Sen de bu sirkülasyonlardan bir tanesi oldun. Evet, teşekkür ederim. Güzel başarılara. 10 soruda seni konuşacağız. 10 soru soracağım sana ve biraz hem sektör hem tarih konuşacağız. Şimdi Tarık Başak Burcu benim gibi yani. Eylül. Evet. Değil Eylül mi? 15. Eylül 15. Evet. Hatay mı? Antakya, evet. Hatay. Nasıl bir Başak Burcu'sun Tarık? Ya ben Başak Burcu özelliklerini çok göstermiyorum aslında. Öyle mi? Öyle söyleniyor. Çok da burçlarla ilgili çok detaylı bilgim yok ama yükselenim aslan. Daha çok böyle aslandan aldığımı söylüyor. Tamam, lidersin o zaman. Öyle diyorlar, evet. Bir var tabii. Bir tamam. İlerlik etme biraz. Tamam. Bazı evet. konularda tamam. yani. Olayına ve konusuna bağlı. Evet, o zaman şey var. Orta bir Başak. Evet, romantizm vesaire ama Başaklıktan geliyordur. Romantizm çok yok aslında. Yok mu? Yani şarkı, bir tek şarkı yaparken böyle zoraki bir romantizme kendimi itmem. Zoraki mi o romantizm yani? Tabii o zoraki. Aslında hiç romantik değilim yani. Tamam aslan burcu çözdük yani. Öyle mi? Direkt aslan evet, oldum. Aynen öyle oluyor. Çünkü ben hani romantizm şarkılar filan Başak diyordum. Evet, onda bir çözdük. Başak ama çakma Başaksın. Evet, öyle değilim o zaman. Peki Latife evet. bir yana onda iki diyoruz on soruda. Şimdi Tarık küçük bir stüdyo kurdun. Her müzisyen olduğu gibi. Ve irtibat... Yani senle yolu, müzisyenlerin yolunu çizdin, irtibatlara geçtin. Biraz evet. o gün dönemi anlatsana bize. Çocukluğumdan beri müzikle ilgilenen bir insanım. Babam zaten müzisyen. Evet. Udi. Evet, müzisyen bir sanat müziği solisti aynı zamanda. Zaten müzikle hep iç içeydim. Ben lisede bir bilgisayar yazılım bölümü, Anadolu Teknik Lisesi bilgisayar yazılım bölümüne gittim. Hmm. O dönemde zaten müzikle ilgiliyim. Bir de bilgisayarla haşır neşir olmaya başlayınca tamam. bilgisayar ortamında müzik evet. yapma hevesim başladı. MIDI'ye daldın. Evet, direkt MIDI'ye daldık. Ondan sonra kendi ufak evde home stüdyomu kurduktan sonra çalışmalar yapmaya başladım. İşte remixler, onlar bunlar, kendine has çalışmalar. Neticesinde bunları sunmak lazım. Evet, şimdi bunları sunmak lazım. Sonuçta bir şey yapıyorum. Ya diyorum yapıyorum da güzel de geliyor bana. Yani diyorum ki güzel yani olacak evet. bir şeyler diyorum ama tabii bunları sunmak, evet. ulaştırmak lazım birine ki bir piyasaya giriş tabii, yapabileyim. Tabii. Bir Antalya'dayım bir de. Alanya'da tabii. Bunlar. Antakya'da biz yaşamadık. Direkt Alanya'da ben Anladım. Çocukluğum, gençliğim hep orada geçti. Alanya'dayım, hani sektöre yakın bir yerde de değilim. Tabii. İrtibatı da internet üzerinden kurdum. Sonra bazı müşteri abi. Ne yaptın? Mailleri mi attın insanlara? Ya şöyle bir şey oldu. DJ arkadaşım vesilesiyle Serdar Ortaç'ın mailini buldum. Dedi ki Tarık sen bak onun remixlerini de yapmıştın. Benim hoşuma gitti o remixler. Serdar'ın maili bu. Ya ben bir zaman ona böyle bir mail atmıştım dedi. Gönder sen de. Sen dedi hala aktif mi değil mi biliyorum ama bir istersen dene dedi. Gönderdim. Çok böyle zaman da geçmedi. 3-5 gün içerisinde yanıt geldi. Çok güzel baba falan diye böyle bir cevap geldi. Evet Serdar böylece ki onda 3 yapıyoruz şimdi. Evet. Serdar Ortaç kariyeri. Demek ki böyle başladı. Evet bu ama bunun hemen bununla eş zamanlı bir de şunu da söylemem gerekiyor. Çok önemlidir çünkü hayatımda müzik kariyerimde Suat Aydoğan. Bu mailleşmeler devam ederken aynı süre zarfı içerisinde Suat Aydoğan'la tanışıyoruz. Tatile geliyor Antalya'ya. O arada ben bunu öğreniyorum. Zaten takip ediyorum hani Suat Hoca'yı da falan çalışmalarını. Onunla irtibata geçiyorum. O da yaptığım çalışmaları dinliyor. Tabii. Asıl kariyerin yani benim yükselişim Suat Aydoğan beni İstanbul'a çağırıp gel burada benimle birlikte çalış demesiyle başlıyor aslında. Evet. Tamam. O yüzden bunu tabii, atlamamız şimdi lazım. Doğru. Bir de Suat Aydoğan eşittir zaten Serdar Ortaç. O zaman özellikle yaptı. De öyleydi. Evet evet, evet o dönem. Yani, ve böylece o dönem 2007-2008 yılları. Aslında şunu söyleyeyim. En güzel örnek bir şeyler yapmak lazım. Yani en zoru böyle atlattın. Evet. Hem bir e-mail hem de takip ettin. Evet. Suat'ın Antalya'ya tatile geldiğini bilmesen. Evet. Tabii aynen öyle. Onu takip edip onunla buluşmamız, evet. ona şarkıları dinletebilmem evet. yolumu açtı evet. diyebilirim. Birazdan döneceğiz kariyere ama çok güzel bir sözüm var. Benim hoşuma gidiyor. Sözlerinin çok anlam ifade etmeyip sound üzerine kurulu şarkılarında sevildiğini görebiliyorum dedin. Evet. Ne diyorsun buna? Yani sound biraz sözlerin önüne mi geldi? Ya da romantizm ya da sözler gidiyor mu? Gitmiyor aslında. O şarkılar da hala geçerliliğini koruyor. Ama şunu diyorum. Yani bir sound, o kadar güzel bir sound çıkarılır ki insan gerçekten sözü değil çok mi? Anlamaya çalışmaz, çalışmaz bile. Değil onun mi? O sound'un güzelliğiyle eğlencesine kendini bırakıp o şarkı yine de dinler. Evet. Var böyle çok örnek var. Var. Özellikle dünyada zaten bunun örnekleriyle dolu. Evet, evet, evet. Kimse dünyada şu andaki sound anlayışını yakalayan müzisyenlerden bahsediyorum. Evet. Liriklere çok dikkat etmiyor. Mesela yani eskiden bir love story var. Tabii mesela yani. Değil mi yani? Evet.
Ferdi Champions vardı, tabii, o vardı, tabii, bu vardı. Bir sürü hani sözleriyle ön planda olan şarkılar. Şimdi ufak ufak biraz sound'a, sound, teknolojiye ön plana getirdi. Tabii ki burada sen ve senin gibi bu işte uğraşan arkadaşların da teknolojiyle ilgilenmeniz gerekiyor. Mutlaka. Ne kadar ilgileniyorsun? Ne yapıyorsun mesela? Stüdyom var. Şimdi stüdyo var. Zaten şöyle, hiçbir zaman ben müzikte oldum diyemeyeceğimiz bir alan. Ne güzel, evet. Sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sürekli takip içerisinde olmamız gerekiyor. Sürekli hem müzisyenliğimizi geliştirmemiz gerekiyor, hem de teknik ve modern çağ yakalayabilmemiz için teknolojiyi, ne yapıldığını, dışarıda ne yapıldığını, nelerle yapıldığını da takip etmemiz gerekiyor. Oradaki bir sound, hangi paket, o, bu, hepsini takip etmemiz gerekiyor. Hangi yazılım paketinin içindeki tool, hangi cihaz vesaire, değil mi? Takip ediyorsun bunları. Tabii ki mecbur takip ediyoruz, yoksa geride kalırız. Doğru. İşte bu zaman. Yani bugünkü aranjörlüğün belki de en zor şeyi bu. Eski aranjörler bir notayı bilirlerdi ve orada iyi müzisyen olurlardı. Şimdi aynı zamanda iyi teknisyen de olman gerekiyor. Şu anda ben şunu diyorum. Çok iyi müzisyen, çok iyi aranjör olamaz şu dönemde. Çok onu doğru söylüyorum. Yani. Çok doğru. Evet. Çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir aranjör olamaz. Aynı zamanda çok iyi bir teknoloji bilgisinin olması lazım. Evet. Ve çok iyi bir, gerçekten dediğim gibi, günceli çok iyi takip eden, sıkılmadan takip edecek biri de olması lazım. Yani. Ve sen bunu iyi yapıyorsun. Evet, iyi yaptığımı düşünüyorum. Evet, bence de öyle. 10 soruda Tarık İster'i konuşuyoruz. 10'da 5'i. Sinan Akçıl. Sinan Akçıl. Boom. Değil mi? Yüzyılın Sinan aşkı. Akçıl. Burada şimdi nasıl Sinan oldu? Akçıl'ı. Sinan Akçıl Yüzyılın Aşkı şöyle oldu. Serdar Ortaç referansıyla gelen bir işti bana. Serdar mı dedi Sinan'a? Hani bay arkadaş var, çalışalım falan mı oldu? Şöyle oldu. Şimdi Serdar, o şarkının demosunu yapmıştık. Serdar Ortaç'la. Yüzyılın Aşkı şarkısının demosunu yaptık. Serdar Ortaç dedi ki, ya dedi, bak bunu Sinan çok güzel okur Tarık, ne dersin falan. Evet abi, olabilir falan derken Serdar abi, Serdar Ortaç bunu Sinan Akçıl'a yolluyor. Sinan çok beğeniyor. Ben bayıldım bu şarkıya diyor. Bu yazki çıkış şarkım bu. Peki diyor, demoyu kim yaptı diyor. Ben demoyu da çok beğendim diyor. Ha. Havası çok hoşuma gitti diyor. Tam o havayı yakalamış falan. Tarık yaptı diyor işte. Benim çalıştığım aranjörüm bu arada. Tarık İster yaptı. Ben bu şarkıyı onunla çalışmak istiyorum diyor. Sonra Sinan Akçıl arıyor beni. Stüdyoda buluşuyoruz ve şarkıya başlıyoruz. Evet. Öyle gelişiyor. Sonra Serdar Düet olayı işin içine giriyor. Ve büyük başarı geliyor. Çok o yaz gerçekten çok sevildi. Evet. İkisinin düeti çok da dikkat çeken bir çalışma oldu. Ve senin yıldızının parlamasına ciddi bir katkısı oldu. Tabii katkısı oldu. Evet. Evet. Yüzyılın Aşkı'yla birlikte Tarık İster'i bir tık daha fazla görmeye başladık. Peki ne hissettin Yüzyılın Aşkı'nı patladığı anda? Ya şimdi şöyle, bazı şarkıları gerçekten yaparken o şarkının patlayacağını zaten böyle hissediyorsun. Ha, bir beklenti oluyordu. Evet, bir beklenti oluyor. Benim zaten beklentim vardı. Çünkü gerçekten şarkının enerjisi çok yüksek. Kokuyu aldım diyorsun. Kokuyu aldım ya. Yani. Sadece Sinan okurken bile kokuyu almıştım. Ama daha sonra Serdar Ortaç'ın da düet olarak içine girmesi. Ha. Hatta sonra işte klipte Otilla ile Kule'yi oynamıştı falan. Onlar da girdi işin içine. Klibi de izledikten sonra dedim ki bu şarkı yürür, patlar. Bu Şampiyonlar Ligi takımı oldu yani. Oldu dedim. Enerjisi de var şarkının. Tam bir yaz şarkısıydı. Evet, evet. Az önce bahsettiğimiz sound güzel. İşte sözler çok önemli olmayan bir çalışma gibi bir şeydi. Hı-hı. Gerçekten de millet eğlendi o şarkıyla. Evet, evet. Ve Tarık İster'i bir tık daha fazla duyduk. 10'da 6'dayız. Hayalin, bir röportajda okudum yine. Doğru mu? Geçerli mani hayalin. No Name 1 isimle dünyaya açılmak. Tabii ki. Birkaç dönem önce. Şu anda update ettin mi hayalini? Hayalim update değil. Zaten o zirve bir hayal bana göre, bizim sektör için konuşursak. No Name 1 Türk'le. No Name bir Türk'le. Gerçekten. Niye No Name? Yap bunu Sinan'la. Yap da ne bileyim ya, atıyorum Serdar'la, Tarkan'la. Lokal kariyerimde, yani ülke içindeki kariyer planlamamda da hep şu vardır. Tabii ki büyük sanatçı, şu anda mesela Türkiye'de bana göre en önemli isimle albüm çalışmasını gerçekleştirdik. Mix aşamasında. Ajda Pekkan'la çalışıyorum. Oo. Bir kere benim için zaten zirve. Doğru, bence de. Hani, kesinlikle. Ama benim asıl lokalde, yani bu Türkiye içerisinde kariyer planlamam içinde de en önemli şey gerçekten No Name. Ama çok yetenekli bir insanı öncelikle ülkede, ne güzel değil mi, zirveye ulaştırmak, daha sonra başarıyı yurt dışına ulaştırabilmek. Bak burada Başaklığın tutuyor devreye. Çünkü Başaklar tutuyor. Da öyledir. Sıfırdan en zoru seçerler. Kendimin de aslında sevdiğim de bir özelliktir. Hiçbir zaman kolaycı olmadı. Kolaycı Hiç olmasın. Kolayı seçmiyorum. Doğru. Her anlamda yani. Evet, hep zordayım ben. Doğru. Tarık İster'i tebrik ediyoruz gerçekten. Yani bir insan alacaksın. Önce Türkiye'de bir yere getireceksin. Sonra da onu alacaksın. Tam bir proje gibi aslında düşünüyorsun. Aslında şöyle bir slogan var. Çok seviyorum. Zoru hemen yaparım. İmkansız biraz zaman alır. Evet. Bayağı güzel. Bir nevi senin felsefen yani. Evet ya, ben bunu zorla uğraşmayı seviyorum. Evet, evet, evet. Tarık İster ve 10 soruda Michael Koyucu'da birliktesiniz. Şimdi biraz şeyi soracağım. Evet. Aranjörlük iyi para getiriyor mu? Yani pişman oldun mu? Hani duygu olarak değil. Ekonomik olarak, lan ne yaptık biz bu işe girdik dediğin oldu mu? Olmadı. Olmadı, süper. Tam tersi oldu. Tam tersi. İyi para kazanıyorum. Peki
gelirleriniz, yaptığınız düzenlemeler. Masrafınız ne? Masrafımız şimdi... Aslında var. Ben olduğunu biliyorum. Evet. Çünkü evet, bazıları şey diyorlar. Ya işte 10 bin dolar istiyor, 10 bin lira istiyor masrafı ne filan. Ya yeteneği bir kenara koy. Sizin teknolojik masraflarınız var. Şimdi bir kere ben şöyle düşünüyorum. Ben mesela kazandığım parayı işte dur arabamı yenileyim. Hmm. Ya da dur şunu yapayım. Dur işte üstüme işte daha bunu geçen ay aldım ama bunun bir tane daha yenisini alayım diye düşünmüyorum. Tamam. Ben kazandığım parayı çalıştığım işe yatırma taraftarıyım ve öyle de yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Evet. Dolayısıyla zaten az çok müzikle ilgilenenler de bilir. Bizim aletlerimiz, edevatlarımız hep Avrupa ya da Amerika menşeilidir. Evet. Ve bunlar hep dolar ve euro bazlı ve çok pahalıdır. Çok da pahalı. Bir de dolar da yükseldi şimdi. Zaten işte kurların durumu da belli. Sürekli yükseliyorlar. En ufak bir alet bile yani 1000-2000 dolardan başlıyor fiyatlar falan. Biz sonuçta bir kere zaten ekipman masrafı çok yüksek, bir maliyet. Evet. Hani ve sizin değil mi? Yani şu anda senin stüdyon var. Genelde aranjörler böyle değil mi? Kendin stüdyona kendi kendi kaynağı şey oluyor. Tabii. Şeyin o. Kendi malın yani. Tabii sen kendin alıyorsun. Tabii. Kendin koyuyorsun. Kendin kullanıyorsun. Yani bir kiralama şansı yok bunları. Yok, ya da işte bir başka biri gelip sana getirmiyor. Sonuçta sen kazandığın parayla onu almak, ekipmanlarını güncellemek zorunda. Bunu yapmak zorundasın. Doğru. Somut aleti geçtim. Yani mesela bu bataryadır değil mi? Mesela bunun fiyatı 3000 eurodur. Evet. Bunu alırsın, koyarsın. Bu buradır çalarsın. Ama bunu geçtim. Bizim sound paketleri dediğimiz bir de sample'lar, loop'lar, sesler alıyoruz. Bunlar da artık dolar ve euro üzerinde olduğu için bunlar da ciddi paralar. Yani yazılımda kullandıklarınız da çok örneklem sample paketleri ve alıyorsunuz değil mi? Sen de alıyorsun. Alman da gerekiyor değil mi? Yani almıyorum diyen yoktur. Diyen varsa da bence latife ediyor. Yalan değil, latife ediyor. Latife ediyor değil mi? Evet. Peki şey soracağım. Onda 8'e geliyoruz. Aranjörler niye DJ'lik yapıyor? Sen yapıyor musun? Ben yapmıyorum. Benim eksikliğim. Abi okey yapmıyorsun. Duymamış olabilirim. Yok yapmadım. Yapmayı düşündün mü? Düşünmedim. Düşünüyor musun ileride? Düşünmem. Peki sana gecede atıyorum 30 bin lira verseler? 50 bin lira verseler yaparım. Ha, tamam anlaştık o zaman. Şimdi yani niye yaptıklarının da biraz açıklaması oldu. Ne düşünüyorsun? Yani tabii herkes özgürdür ama bir de düşüncen de var. Benim bir düşüncem var mesela ama sizinkini de merak ediyorum. Yani aranjörlük mertebesinde olan insanların club DJ'liği ya da DJ'lik yapması tamam ekonomik nedenlerden bunu hepimiz biliyoruz ya da belki şöhret bilemeyiz ama sence nedir? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim müzisyen ruhu insanın her zaman tebrik ve takdir almayı ister. Tabii. Alkış ister. Doğru. Şimdi müziğin mutfağında olan yani söz yazarı, besteci ve aranjörler yani bizler bu işi yaparken hep bir tık geri plandayız. Geride, aslında başarının en büyük mimarlarındanız. Hı hı, ama belli bir süre bu insan aslında bir şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. Evet. Benim düşüncem yani ben böyle düşünüyorum. Evet. Belki de bu değildir gerçek. Tabii, ama benim düşüncem bu. Belli bir süre sonra ya onu yapıyoruz patlıyor tutuyor falan ama ben hep geri plandayım. Evet. İsmim de çok dönmüyor. Evet. Ben de kendimi ön plana atmalıyım diye bir düşünebiliyorlar değil mi? Düşünce ortaya çıkabiliyor. Evet. Bu düşüncenin yanında tabii ki maddi gelir olarak da ek bir kazanç bir kaynak olarak görüyorlar bunu. Yapabiliyorlar da sonuçta yapılabiliyor. Yapılıyor tabii piyasada kabul ediyor. Sonuçta bir aranjör zaten müziği, ritmi, her şeyi bilen bir insan. Bunu yapmasında ben bir hicap görmüyorum. Bir yanlışlık görmüyorum. Evet. İsteyen yapabilir. İsteyen. Ama bana baktığında diyorsun. Ben şu tarafındayım işin. Mesela ben diyorum ki geçen yine bir gazete röportajı vardı. Orada da buna yakın bir soru soruldu. Ben dedim DJ'lik tarafına çok sıcak bakmıyorum. Ama ben de mesela yarın öbür gün kendi okuduğum şarkıları çıkaracağım. Ha, yorumculuk o zaman. Yorumcu olarak kendim ön plana. Tamam. Dediğim gibi bunu ön planda olmaya da geri planda olma değil. Sevdiğim için yapacağım. Tamam. Sadece sevdiğim için. Evet, herhangi maddi kaygı da gözetmeksizin yapacağım bunu. Evet. O zaman sen de mutfakta olup sesini saklayan aranjörlerdensin. Sesimin iyi olduğunu düşünüyorum yani. Evet, çok güzel. Okurum yani. O zaman yakında göreceğiz o zaman. Tabii ne güzel. Tabii çıkaracağım. Ara ara atacağım. Dediğim gibi herhangi bir hit olma kaygısı ya da maddi kaygı olmaksızın sadece sevdiğim çalışmalarımı ben de çıkarabilirim. Evet yani. Ne kadar güzel. Çok da güzel olur. Evet, peki Onsor'da Tarık İster bakın şarkı albüm yapacak vesaire. Pek çok şey öğrendik. Piyasayı takip ediyorsun değil mi? Etmek zorundasın. Tabii ki etmeyen aranjör var mıdır? Yoktur. Yoktur değil mi? Yoktur. Yani mantıken olmaması da gerekir. Yani sonuçta aynı sektöre hizmet değil ediyorsunuz. Mi? O sektöre hizmet ediyorsun. Oradaki... Hatta rakip aranjörleri de. Yani rakip derken aynı sektörde olup yani kardeş, yani dost rakip olur. Bir şekilde hepimiz aynı bir pazarda rakibiz birbirimizle. Ya kardeş bir rekabet, olsa. Rekabet bence çok güzel bir duygu olması lazım. Evet. Olmadığı zaman zaten herhangi bir gelişim göremeyiz hiçbir sektörde. Doğru. Rekabet bize gelişim ne kadar takip getirir. Ediyorsun mesela? Ne yapıyorsun? Albümleri mi dinliyorsun? iTunes'tan mı bakıyorsun? Düzenlemeye mi? Besteye mi? Ne kadar zaman ayırıyorsun ya da buna? Başkalarının yaptığı işe
çok fazla vakit ayırma taraftarı değilim. Çünkü ben daha çok kendimi geliştirme ve kendim bir şey üretme tarafına daha çok vakit harcamam lazım. Ama yine de %10-15'lik bir kısmını işe ayırdığım vaktin tabii ki dışarıda ne yapılmış, nasıl yapılmış, ne tutmuş, ne tutmamış, ne çıkmış bunları ayırmak zorunda olarak görüyorum kendimi. Sonuçta yapılanın daha iyisini yapman gerekiyor ki iyi bir tepki al ya da tuttur ya da hit yap. Doğru. O yüzden ben yapılanın aynısı değil de bir tık üstünü yapma da şeyi oldu, mantığında olduğum için de yapılanları tabii ki takip ediyorum yani. Doğru. Hem yerel hem yabancı. Doğru, yabancı bir de o var değil mi? Tabii orayı da takip ediyoruz. Doğru, yani bu açıdan iş kolay değil. Başa Aslan araştırmacı. Evet. Yani araştırıyorsun. Evet, araştırıyorum. Tembel değilsin yani. Değilim. Bu çok önemli. İş tembel değilim. Bu aslında. Çok önemli. Evet. Bayağı yani bakın konuştuk, bir sürü iş yapıyor aranjörler aslında. Evet. Bak şu 10 dakikada bunu farkına vardık. Ya aslında yani. Gerçekten yani. Hani dışarıdan nasıl algılandığını çok bilmiyorum. Ben kendi çevremden biliyorum. Aranjörlük kolay. Bazılarını hani yani ne yapıyorsun? Zaten biliyorsun olayı diyor. Hani geç, aslında işte detayına indiğim zaman böyle değil. Bir de büyük bir sorumluluk. Bir sanatçı size şarkısını kariyerine emanet ediyor. Emanet ediyor, doğru. Ve bu no name de olsa, bilir, yükseli de bilir. Bu no name de olsa, çok ünlü bir isim de olsa gerçekten çok önemli bir detaydır. Dediğim gibi bir kariyer emanet ediliyor. Bir manevi bir tarafı var. Artı maddi büyük harcamalar yapılıyor. Tabii, çok büyük bir sorumluluk. Kesinlikle. Bu gerçekten kolay bir meslek kesinlikle. Değil. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında aranjörler bazen bestecilerin bile önünde bence. Evet. Çünkü siz bir şarkıyı isteseniz büyük bir şarkı yaparsınız. Islamadığınızda oluyor mu hiç? Sormayacağım şarkı ismi ama ya bu ne biçim şarkı ya filan. Ya oluyor. Yani her şimdi her gelen besteye her gelen şarkı. Ama mecburen istiyor patron. Patron kim oluyor anda? Şarkıcı. Yani şarkıcı, işte, yapımcı ya da işte kimse bu şarkıyı yap. İlle de istiyorum diyor. Sen inanmıyorsun ama bu duygular da nasıl oluyor? Ya bu duygular nasıl? Sonuçta işin bir teknik tarafı da var. Evet. Yani teknik tarafını zaten oluşturduğunuz zaman, yaptığınız zaman sonuçta yine bir sonuç elde ediyorsunuz. Evet. Ben dediğim gibi hissetmediğim şarkıyı çok yapma taraftarı değilim ve bu konuda da açığımdır. Yani bana o iş kimden gelirse gelsin o beste ve şarkı hakkındaki fikrimi zaten beyan ediyorum. Ama buna rağmen yapılması isteniyorsa, ben yapmam isteniyorsa da yapıyorum. Yapıyorsun. Ve elimden gelenin ne? En iyisini yapmaya tabii ki çalışıyorum. Hani beğenmedim abi bunu attık köşeye. Evet, evet, evet. Hani i̇şte. Çok uğraşmayalım diye bir şey de yok. Doğru. Bence çok güzel ama işin biraz da duygu yönünü konuşmak adına 10 soruda Tarık İster ve herkesin son dönemde konuştuğu bir konu 10. bölüm rap müziği. Ya rap'in aranjörlüğü var mı? Bak ben de müzikçiyim yani ama düşünüyorum bu mesela bu rapçiler ne yapıyor? Loopları mı araklıyor? Ne yapıyor? Hadi biz şimdi bize rap'in konuşuyoruz. Rap'in aranjörlüğü de var. Şimdi şöyle ama rap yapan arkadaşlar, benim de arkadaşlarım var. Genelde müzikal ve müzisyen tarafları çok yüksek değil. Evet, onlar daha arkada. Evet, onlar bir tık daha o konuda arkadalar ama onlar daha çok işte elde, yani onlara bir beat verin. Size gerçekten kendi duygularını aktaran çok güzel bir rap şarkısı çıkarırlar. Evet. Zaten bunun üzerine gidiyorlar. Evet. Onlar herhangi bir loop, herhangi bir beat'in üzerine şarkılarını yapıp yayınlıyorlar. Kendisi sıfırdan aranje yapan arkadaşlar da var bu arada yani. Tabii olarak. Değil mi? Evet. Yani sıfırdan ritmini yazıyor. Yazıyor. Sıfırdan ritmini yazıyor. Basını çalıyor. İşte alta pedini ya da işte kullanacağı sesi kullanıyor ve şarkısını ona da yapıyor. Böyle çalışan arkadaşlar da var. Tamamen hazır bir loop'un, template'in üzerine şarkı yapan arkadaşlar da var. Evet. Bu ikisi de bana göre makbuldür. Sonuçta onun sanatı da öyle. Doğru. Sanat o öyle. O şekilde üretmek istiyor. Peki şu var ya. Sen rap'in patladığına inanıyor musun? Yani şu anda şimdi aşikar bir şey var önümüzde. Rap aslında çok rap de değil. Bizde patlayan trap müzik oldu. Yani biraz sen bir tık daha dışında yani. Hani altyapıya ve şeylere bakıldığımız zaman trap görüyorum ben daha çok. Çok R&B ya da rap, hip hop görmüyorum yani. Evet, evet. Peki şeyi soracağım. Dijitalde 10 sorudaki son bölüm rap'i konuşuyoruz. Dijitalde patladı gerçekten de. Evet. Fakat radyoda da televizyonda da bu adamlar yok. Dikkatini çekiyor mu? Dikkatimi çekiyor. Ama ne ayak diyeceğim mesela? Genel olarak umuma konuşuyorum bunu. Şimdi şöyle bir şey o zaman siz ne ayaksınız abi diyesim geliyor. Ya da gazete ve televizyonlara diyesim geliyor değil mi? Radyoda, televizyonda ve bazı işte mecralarda çalınsın diye şarkılar hep oraya göre böyle bir dizayn etme modası başlamıştı. Ve çok yanlış buluyordum ben. Sana da geliyor. Geldi mi öyle? Yani radyoda işte 3 dakika olacak yani, şarkı. Yani 3 dakika olsun işte çok işte başına keman yazarsak radyo çalmıyor. Şöyle yaparsak olmuyor. Ama bu şimdi bizi kendi doğamızdan ve kendi hissiyatımızdan uzaklaştırıyor. Bir matematik içerisine sokmuştu. Evet. Ve pop diyorlar ya, pop işte düşüşte rap yukarıda. Nedeni de bu. Çünkü popçu bir kalıba girmek zorunda hissetti kendini. Evet. Ve bu mecralara kendini beğendirecek diye kendini kısıtladı. Duygusundan uzaklaştı. Hapsoldu o radyolara ve vesaire. Tek tip şarkılar üretilmeye başlandı ve popun düşüşü de böyle başladı. Öbür taraf hiçbir şekilde bu mecraları umurunda değil. Umursamadı. Ben sanatıma bakarım. Ben doğa içimden ne geliyorsa öyle öğretirim dedi. Öyle öğretti. Yine de alıcısını buldu. Buldu. Yani demek ki dijitalde özellikle patladı. Demek ki içinden ne geliyorsa onu yapacaksın. Herhangi bir mecraya göre kendini kalıba sokmayacaksın. Burada karşıyım ben. Evet. Çok doğru. Evet. Bence de doğru söylüyorsun. Spotify ödüllerinde de zaten rapçiler topladı malları gittiler yani. Hep sağlıyor. Aynen öyle.
Rakizi de falan. Evet, peki çok teşekkür ederiz. Son soruda Tarık ister. Son soru ne yapacağım bundan sonra? Bundan sonra tüm hız üretmeye çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam ve gerçekten dinlenebilir güzel işler yapmak adına elimizden ne geliyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Ne güzel, çok aralarını güzel. Aralarını çalışacağız. Ben de ilk defa bugün tanıdım ama sıcak, evet, boçtaşız diye söyleyemiyorum. Tarık'ı seviyordum, şimdi daha çok sevdim. Ben de nice güzel başarılara inşallah. Çok diyorum. Teşekkür ederim. Müzik On Air ailesine ve size çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Herkes sağ olsun, var olsun. Evet. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. 10 soruda Tarık ister. Finito. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.